Piyasa masası ile karşınızdayız. Artık haftanın son işlem günü. Biz de son piyasa masası yayınını yapıyoruz. Gerçi sonlar bitmez. 14'te de son grafik düellosunu yapacağız Gizem Uzuner'le. Gizem, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Haber akışında aslında çok büyük bir değişiklik yok. Birazdan Avrupa Merkez Bankası'nın ise etkilediği küresel risk iştahını konuşacağız. İçeride Borsa İstanbul için ne ifade eder? Bol likitte sinyalleri devam ediyor merkezi bankalarından diye. Fakat tabii tüm bunlar genişleme yönündeki sinyaller gelmesine karşın ABD-Çin arasındaki gerilimin baki olması ve öte yandan ekonomik göstergelerde de istenilen toparlanmanın yaşanılamaması şu aşamada piyasalar için o geçtiğimiz hafta gördüğünüz ve kısmi hacimlerin de arttığı o rekorlar işte boğa piyasasına girdi son dakikaları. Bu hafta biraz daha normalleşti piyasa, sınırlı alımlar vardı. Dün borsa için oldukça pozitif bir kapanış rakamı gördük. 120 binlerin üzerindeki fiyatlama elbette takip edilecek. Birazdan Gizem'le konuşuruz ama gidelim bir Avlat Yatırım'a Barış Rükün olacak karşımızda. Hemen onun da görüşlerini alalım. Barış, günaydın, hoş geldin yayına. Dünkü Avrupa Merkez Bankası kararının etkisini sorarak başlayacağım sana. Gerçekten gelen sinyaller dünya borsalarında bol likitte desteği devam şeklinde yorumlandı mı? Öte yandan bugün de yine AB üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de başlayacak toplantıya katılacaklar. Kurtarma programına dair detaylar gelecek AB'den. 2021-2027 bütçesi de tartışılacak. Buradaki beklentiler de yine sence piyasayı destekler mi? Evet, günaydın. İyi yayınlar diliyorum ben de. Evet, yani dün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından çıkan kararlarda faizlerde değişiklik olmadı beklenen şekilde. Fakat tabii Christine Lagarde'ın ifadeleri yakından takip edildi. Senin de dediğin gibi özellikle Avrupa ekonomisinin şu anda içinde bulunduğu koronavirüs kaynaklı durum nedeniyle bir tabii ki ciddi ölçüde bir desteğin ihtiyaç duymaya devam ettiğini açıkçası görebiliyoruz. Her ne kadar Avrupa bölgesi diğer bölgelere göre bir miktar daha virüs konusunda şu anda kontrol altında oluyor gibi gözükse de maalesef ki yaşanan o ekonomik tahribatın etkisini gidermesi adına birçok ülkenin önemli miktarda desteğe hala ihtiyacı olduğu da apaçık ortada. Bu açıdan da bakıldığında önemli miktarda bir kurtarma paketi desteğine de hala ihtiyacı olduğunda açıkçası görebiliyoruz. Yani veriler anlamında bazı öncü göstergeler toparlanma olsa da birçok ülkenin aslında yine de dediğim gibi toparlanmak için de daha fazla ihtiyacı olduğu gözleniyor. Ve buna ilişkin açıklamaları zaten Christine Lagarde'dan da dün itibariyle geldiğini gördük. Bu noktada özellikle 750 milyar euroluk bu finansal kurtarma paketine ilişkin belirsizliğin ortadan nasıl kalkacağına ilişkin işte bugün başlayacak olan toplantıdan çıkacak sonuçlar oldukça önemli. Dün Christine Lagarde açıklamalarına baktığımızda bu toplantıdan bir anlaşma çıkacağını umduğunu söyledi. Fakat özellikle işte başını Hollanda'nın çektiği, işte bir 4 tane daha ülkenin katıldığı bu kurtarma paketinin özellikle hibe kısmının çok yüksek miktarda olmasından kaynaklı olarak bir itiraz durumu var. Bu ülkelerin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı bu toplantı içerisinde herhalde ana belirleyici unsur olacak diye açıkçası söylemek gerekiyor. Bu tarafta bu görüşmelerin çetin geçeceğine dair sinyallerin de bu hafta içerisinde özellikle İtalya ve Almanya tarafından da geldiğini görmüştük. O yüzden bu görüşmelerin, bu hafta sonu da devam edecek görüşmelerin bu konuda biraz zorlu geçeceğini açısı herhalde söylemek gerekiyor. Eğer bu noktada tabii anlaşma sağlanacak olursa daha fazla teşvik anlamına geleceğinden zaten uzunca bir süreden beri güçlü likitte destekleriyle birlikte küresel anlamda borsalarda devam eden alım iştahının bu destek paketiyle birlikte birazdan moral bularak Avrupa borsalarına özellikle destek olmaya devam edeceğini açısı söyleyebiliriz. Tabii bu anlaşma ortaya bu şekilde çıkarsa. Eğer bu kurtarma paketine ilişkin hibe boyutu biraz daha düşürülmesi konusunda bir karar ya da anlaşmazlık tarafı ya da görüşmelerin ileriki zamanlarda devam edeceğine dair bir açıklama ortaya çıkarsa da burada bir miktar morallerinin de bozulduğunu açısı görebiliriz diye açısı söyleyebilirim. Bu konuda bu gelişmeleri bu şekilde takip ediyor olacağız. Genel itibariyle baktığımızda zaten yani bu hafta başına itibaren baktığımızda gelişmeler aslında yine bilindik olaylar çerçevesinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs kaynaklı vaka sayılarındaki global anlamdaki artışın özellikle Amerika öncülüğünde devam ediyor olması zaman zaman risk iştahını olumsuz anlamda etkilese de yine gelen aşı haberlerine ilişkin olumlu bazı haber akışları da yeniden fiyatlamanın olumlu yöne dönmesine imkan sağlamış gibi gözüküyor. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de özellikle 6 Temmuz'da Amerika'nın Güney Çin Denizi'nde başlattığı tatbikat sonrası gözlerin o tarafa çevrilmesiyle Çin ABD arasındaki gerilimdeki artış da bir miktarda ön planda olmaya devam edecek ki önümüzdeki hafta içerisinde de belki bu konu biraz daha gündemde kalmaya devam edebilir. Özellikle ticaret anlaşmasından sonraki süreçte bu sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik ortamı da risk iştahına destek yani olumsuz anlamda etkileyecek bir başka etken de olarak karşımıza çıkabilir diye açısı eklemek gerekiyor diye söyleyebilirim.
Bunun dışında dün bir miktar teknoloji hisseleri öncülüğünde Amerika borsalarında bir satış eğilimi oldu ki gelen bazı veriler anlamında da özellikle Çin'den gelen veriler vardı bu hafta yine takip ettiğimiz. Orada büyüme dışında diğer tüketim göstergesi olan verilerdeki zayıflık orada bir miktar risk iştahının düşük seyretmesine neden oldu ve teknoloji hisseleri öncülü bir satış meydana gelmişti. Bu sabah baktığımızda vadeli tarafta ABD'de bir miktar toparlanma var. O da yine aslında kurtarma paketiyle ilişki olarak bu noktada değerlendirebiliriz. Amerika'da özellikle 1.3 trilyon dolarlık kurtarma paketinin yeterli olmayabileceğine dair haberlerin gelmesi bir miktar vadeli tarafta toparlanmayı desteklemiş gibi gözüküyor. Bu etkilerle birlikte yurt dışına dönüp baktığımızda da endeks tarafında vadeli tarafta özellikle bu sabah baktığımızda biraz yurt dışındaki ABD vadelerdeki toparlanmayla biraz %0.20'lik bir yükselişle başladık güne. Yani gün içerisinde yurt dışındaki gidişata bağlı olarak hem Avrupa'dan gelecek haber akışları hem de global anlamdaki risk işten destekleyecek diğer gelişmeler eşliğinde bir miktar yatay ama hafif pozitif bir seyir gözlenebilir gibi gözüküyor Borsa İstanbul tarafında da. Yani burada özellikle 117.500-116.000 bölgesini evet. Ben önemli takip ediyorum destek bölgesi olarak. Yukarı hareketlerde de 119.500-120.000 direnç seviyesi de bugün itibariyle takip edeceğimiz bir bölge olarak da açısı orayı da söyleyebilirim. Barış Ülkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, Ahlaç Yatırım'dan Barış Ülkün görüşlerini aldık. Şimdi Gizem, Asya seansında alımlı bir seans vardı. Yani alımlı bir fiyatlama vardı, düzelteyim. Amerika tarafındaki kapanışlar aslında çok pozitif değil. Yani banka bilançoları her ne kadar bazı mesela JP Morgan beklentinin üzerinde gelse de her bankanın hisse başı kârı o kadar iyi gelmedi. Neler söylersin? Yani önümüzdeki hafta da yine teknoloji hisseleri gelecek. Türkiye'de bilançoları takip edeceğiz. Yani son gündemi alt alta koyduğunda biz yeniden o işte boğa piyasasına girdi ya da tarihi yüksek seviyeyi gördü borsalar diye başlık atabileceğimiz gelişmeler olacak mı? Bizim için iyi bir gündü aslında. Çünkü dün bütün borsaların kapanışı ekside oldu. Dün Asya'da ekside tamamladı, Avrupa'da ekside tamamladı, Amerika'da ekside tamamladı. Bugün Asya'da karışık bir seyir var ama vadeli işlemler biraz umut vaat ediyor. Biz ise hatırlanacağı üzere çarşamba günü kapalıydık. O kapalı olduğumuz esnada da borsalar iyi bir performans sergilemişti. O yüzden biz dünkü borsanın performansına baktığımızda sanki o kapalı gün olduğumuz günü telafi eder gibi bir fiyatlamaya şahit olduk. Yani tüm borsalar gün ekside tamamlarken Borsa İstanbul yine günü artıda tamamladı. O yüzden de buradaki bu yukarı yöndeki isteği devam ederse borsanın mesela Ünlen Co demiş ki yani 120 bini bir türlü geçmeyi başarırsa Borsa İstanbul 124.500 puan seviyesinin hedef olabileceğini düşünüyoruz demişler. Çünkü dediğim gibi o da rekor gibi, galiba tarihi rekor olacak. Borsada rekor kırılmış olacak. Aynen. O yüzden de hani iyimser bir beklenti hala bu tarafta devam ediyor. Dünkü satışlara gelecek olursak aslında satışlar böyle çok dramatik ya da böyle çok sert bir fiyatlamaya da işaret etmedi bana sorarsan. Çünkü mesela Amerika'ya baktığımızda özellikle teknoloji hisselerinde evet satışlar vardı. Ama sabah saatlerinde de biraz bahsettim. Yani teknoloji hisseleri zaten hiçbir endeksin sağlayamadığı kadar bir getiri sağladı yılbaşından bu yana. %40'lar, %50'ler FANG endeksi içerisinde işlem gören bütün şirketlerin getirisi yılbaşından bir yana böyle. O yüzden de dün gördüğümüz o %2'lik, %3'lük satışlar pek bir şey değil. Ama piyasa bunun için şunu düşünüyor. Bilanço dönemi geldi. Haftada yoğunluklu yine teknoloji şirketlerinin, bunlar bilindiği gibi piyasa değeri üzerinden en değerli şirketler. Ve değerlemeleri de bu bahsettiğim yılbaşından bu yana gelen yüksek primden kaynaklı olarak bütün endekslerin üzerinde, yani daha pahalılar. O yüzden de bilanço döneminde bunun bir katalist olup eğer bir düzeltme ya da bu satışın devamı gelecekse şayet bilanço döneminin teknoloji şirketlerine düzeltme getirebileceğini düşünenler de var. Ama dediğim gibi yani o %60'lık, %50'lik getirileri silecek kadar bir düzeltme kimse beklemiyor. Onu da söylemek lazım. Bir de bu satışlar aslında çok derin, dramatik değil derken şunu kastediyorum. Dün aslında çok fazla negatif haber akışı vardı elimizde. Evet, Amerika'dan gelen veriler iyi geldi. Onu da fiyatlamasını tahvil piyasasına perakende gördük. Satışlar. Evet ama diğer yandan baktığımızda mesela aşıya dair çalışmalarını hacklediği suçlamasıyla beraber İngiltere, Kanada ve Amerika Rusya'yı suçladı. Ve aynı zamanda yine Amerika'nın Adalet Bakanı bu sefer Çin'i suçladı. O yüzden de piyasa bunu görmek isteseydi ve çok sert biçimde satış getirmek isteseydi getirebilirdi. Bir taraftan da salgınla ilgili sert gelişmeler de devam ediyor. Onu da unutmamak lazım. Yeniden kapanma gibi konular ABD'nin büyük eyaletlerinde konuşulmaya devam ediyor. Eğer piyasa bu tarafından görüp bardağın boş tarafını fiyatlamayı tercih etseydi evet elinde yeterli donede aslında vardı. O yüzden bu satışı bence çok görmemek lazım şu aşamada. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın notlarında da faiz konusunda da aslında indirilecek yer olduğu söylendi. Sadece tahvil alımları değil. Dolayısıyla Gizem, aslında ECB'nin bu cömert söylemleri ama bir yandan da belirsizliğe ve aşağı yönlü risklere çok fazla vurguda bulunmaları. Bugünkü az önce Barış Ürkün de söyledi. Yani Brüksel'deki toplantıyla taçlandırılırsa
Dün seninle yayında da web yayında da konuştuk. Yani hibe programı da onaylanır ve kurtarma paketi konusunda böyle cömert bir paket açıklarsa zannediyorum piyasa bunu sevecek herhalde. Oradaki borsa açılışlarından yine devam ederiz. 118.864 seviyesinden %0.05 sınırlı yukarıda bir güne başladı. 57 puan dünkü kapanışın 57 puan üzerinde 118.864'ün haftanın son işlem gününe başladık diyeyim. Söz sana vereyim tekrar. Şimdi Lagarde'ın açıklamalarına baktığımızda onlar Nisan ayında dibi gördüğümüzü düşünüyorlar. Ve Lagarde'ın yine o paketle ilgili ya da şimdiye kadar açıkladığı programla ilgili hani seninle dün konuşmuştuk ya hepsi kullanılmadı zaten diye. Kullanılacağını düşünüyor herhangi bir engel olmazsa. O kurtarma fonuyla ilgili de bugün görüşecekler. Kurtarma fonunda da daha öncesinde bahsetmiştik. Özellikle büyük ve Avrupa'nın içerisindeki büyük zengin ülkelerin onay vermesi lazım. Çünkü paketin içerisinde belli başlı ülkelere hibe de verilecek. O hibe konusu çok fazla tartışılıyordu. Bakalım liderler bir araya geldi mi onu da değerlendirecekler. Ama şu an zaten Avrupa Merkez Bankası'nın sağladığı bir teşvik hala var ve hala kullanılmadı. Yani bu bahsettiğimiz ekstra kurtarma fonu da tabii can suyu olacak içinde hibe barındırdığı için. Peki Gizem, istersen buradan makro verileri ve piyasa beklentilerini konuştuk. Sektör ve şirket özelindeki haberlere gelelim. Neler var bugün şirketler içerisinde? Görebildiğim kadarıyla yine Pegasus'a dair yolcu rakamları var. Demir-çelik sektörüne dair haberler var. ODAŞ'la başlayayım ilk etapta. Kur riskinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21.1 milyon euro kredisini TL'ye çevirmiş. Bununla ilgili bir haberi kısaca böyle geçeyim. Bunun detayları, kredinin kullanımı vesaire onların hepsinin açıklamasını zaten KAP'ta var. Ve vaktimiz kalırsa Garanti Yatırımı'nda ODAŞ'la ilgili bir tane raporu var. Ondan da bahsederiz. Bu bahsettiğim TL'ye çevrimle ilgili de Garanti Yatırım şunu söylüyor. Hatırlatmak gerekirse demişler, Çan 2 termik santrali yapımı için toplamda 175 milyon euro ve 60 milyon TL tutarında finansman kredisi kullanılmıştır. Şubat 2020'de kredinin 20 milyon euroluk kısmı TL'ye çevrilmiş ve euro krediler 155 milyon euro seviyesine düşmüştü. Euro kredilerin TL'ye çevrilmesini ODAŞ Elektrik için olumlu karşılıyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulunmuşlar. Diğer haber akışlarına bakacak olursak Doğutaş Kelebek üzerinde önemli bir haber var. 2020 yılı finansal beklentilerinin yönetim kurulunun aldığı kararla revize edilmesine karar verilmiş. Pandemi sürecinde özellikle e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyümenin etkileri değerlendirilerek müşterilere web sitesi üzerinden alışveriş imkanı getirmişti hatırlanacağı üzere Doğutaş Kelebek. Yurt içi ve yurt dışında yeni satış kanalları hayata geçirilmeye devam ediyormuş. Alınan aksiyonlar sonucunda da satışlarda oluşması öngörülen talep ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı arttırılarak karşılanacakmış. Ayrıca da 300 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmış. Şirketin yönetim kurulu tarafından bu gelişmeler ve 2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile mobilya sektörüne KDV oranı %18'den %8'e indirilmesinin satışlar üzerinden etkilerini yeniden değerlendirerek 2020 yılı bütçesinin satış hasılatının 1 milyar TL hedefi doğrultusunda yeniden revize edilmesine karar verilmiş. Şirketin 2020 yılına ilişkin konsolide satış gelirlerinde büyüme hedefi %64 ila %66, satış kanallarında büyüme hedefi %20 ila %25, konsolide FAVÖK marjı hedefi %14 ila %15 şeklinde güncellenmiş. Zaten bu haber akışının neticesinde de dün Doğutaş Kelebek hisseleri günü yükselişle tamamlamışlardı. Şimdi 2020 yılı bütçesinin satış hasılatı hedefinin 1 milyar TL olduğunu söyledim. Bakalım piyasanın beklentisi bununla aynı zamanda uyuşuyor mu, ona da bakalım. Piyasanın beklentisi bu noktada Doğutaş Kelebek mobilyadan hani bu kadar yüksek bir satış hasılatı beklemiyorlar. Piyasanın ortalamadaki beklentisi şu aşamada 2020 yılının tamamı için 645 milyon TL. Doğutaş Kelebek'in ise 1 milyar TL. Dolayısıyla Doğutaş Kelebek şu an için piyasanın ortalama beklentisinden daha iyimser kalıyor. Onun özellikle altını çizebiliriz. Pegasus tarafında ise şirketin Haziran ayı yolcu sayı rakamları açıklandı. 2019'un Haziran'ıyla kıyasladığımızda yolcu sayılarında %86.6 oranında bir azalış var. Yolcu doluluk oranı ise 17.7 puanlık bir azalmayla beraber %70.9 seviyesine gelmiş. Böylece yılın ilk yarısına dair bütün rakamlar var elimizde ve ilk 6 aylık rakamlarda Pegasus'un yolcu sayısında %53.9'luk bir azalışla 6.6 milyon olmuş. Yolcu doluluk oranı ise ilk 6 aylık rakamlarda 1.5 puanlık bir azalışla %85.6 seviyesine gerçekleşmiş. Bunu biraz negatif olarak yorumlayan analistler ağırlıklıydı bugün bu notlardan gördüğüm kadarıyla. Peki Gizem, dün özellikle seninle havacılık tarafını konuşuyorduk. Havacılık
hisseleri de pozitifti. Fakat gelen yolcu rakamların gerçekten çok sert bir düşüşe işaret ediyor. Yani eminim analistler de buna çok şaşırmamıştır ama Haziran'da çünkü doluluklar beklenmiyordu. Pegasus'u da bir paylaşalım mı oradaki düşüş rakamlarında ve hisse performansını? Pegasus tarafında söylediğim gibi yolcu sayılarında yani düşüşler var evet ama havacılık sektörüne bir taraftan da şöyle bakmak lazım. Ne hisse performansı nasıl diye. Hemen bakalım ona da. Şimdi bu 2020'nin başından itibaren faaliyet gösteren BIST 100 endeksi içerisindeki şirketlerin, havacılık şirketlerinin hisse performansı yüzdesel bazda burada sıralı. Hı hı. Ve dikkat etmek gerekirse Pegasus tarafı zaten yılbaşından bu yana %40 kadar negatif performans sergiledi. Diğer yandan sarı çizgiyle gösterdiğim TAV, orası da %39.2 oranında negatif performans sergiledi yılbaşından bu yana. Pembeyle gösterdiğim Çelebi %21 oranında düşüş sergilemiş yılbaşından bu yana. Yani borsa yılbaşından bugün 15-20 galiba yükseldi yaklaşık. Şu an hatırlayamıyorum BIST 100 endeksini ama. %3.7. %10'lara gelmiş. Sınai evet. Endeks galiba. Evet, Sınai dahil. Ama genel borsa İstanbul'un zaten çok altında performans evet. Gösterdiler. Aynen. O yüzden benim de demek istediğim o. Anladım. Türk Hava Yolları'nı da söyleyeyim hatta. Türk Hava Yolları da maviyle gösterdiğim %17.9 oranında yılbaşından bu yana negatif getirisi var. Yani demek istediğim şu, evet yolcu sayılarında düşüş görüyoruz. Zaten hani uluslararası uçuşlar yok vesaire. O yüzden de hani belli bir noktada zaten buradaki bu kapalı kalma konusu havacılık şirket hisselerine de zaten hani endeksin bu kadar altında performans gösterdikleri için buradan yola çıkarak fiyatlanmış olduğunu da söyleyebiliyoruz diğer yandan. Peki Gizem, sektör ve şirketlere ekleyeceklerin var mı yoksa buradan hemen portföy yatırım tarafındaki şeylere geçelim, tavsiyelere geçelim. Gedik Yatırım'ın logoya dair ve yatırım finansmanın Özak Yayo'ya dair tavsiyeleri vardı. Hemen söz sana vereyim. Şimdi logo yazılımla ilgili Gedik Yatırım sürdürülebilir ve güçlü büyüme devam ediyor demişti 10 Temmuz tarihli raporlarında ve alt tavsiyesi vermişlerdi. En hızlı büyüyen yazılım şirketi Türkiye'nin diyor logo yazılım için ve uygulama yazılım çözümlerini 800'den fazla iş ortağı ve distribütörleri aracılığıyla sunuyorlar diyorlar. 90 binin üzerinde aktif müşteri tarafından kullanılıyor. KOBİ'ler içinde kurumsal uygulama yazılımı sağlayıcısı olarak Türkiye'de en fazla müşteriye sahip olmakla birlikte pazar liderliği var. Bununla birlikte hizmet verdiği ülkelerdeki mevzuata ve iş modellerine uygun müşteriye özel ürünler de sunabiliyor. Coğrafi olarak yatırımlarını çeşitlendiren bir oyuncu olma hedefiyle Logo 2016 yıl sonunda Romanya ve Hindistan'da şirket alımı ve iş ortaklığı da gerçekleştirmişti diye hatırlatmada bulunuyorlar. 2015 ve 2019 dönemindeki FAVÖK ve satış gelirlerinin bileşik yıllık büyüme oranları %28 FAVÖK için, satış gelirleri için de %35. Dolayısıyla her iki büyüme oranının da Gedik Yatırım 2025 yılına kadar %34 seviyesine kadar çıkmasını ve buralarda kalmasını bekliyor. Çünkü ekonomik faaliyetlerde yavaşlama olmasına rağmen demişler, birinci çeyrekte Logo yine de yeni müşteri kazanımı sağladı. E-Devlet işindeki sağlam büyüme sayesinde operasyonel ve finansal faaliyetlerinde güçlü bir performans sergiledi demişler. Bilişim teknolojileri ve yazılım sektörünün gelişme devam ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda şirketin 2020 yılı için konsolide gelirlerinde %20, FAVÖK'ünde ise %10 artış görülmesini, FAVÖK marjının ise %30.7 seviyesine gerçekleşmesini bekliyoruz demişler. Konsolide satış gelirleri için beklentisi Gedik Yatırım'ın 508 milyon TL, konsolide FAVÖK beklentisi de 156 milyon TL. Dolayısıyla burada bu FAVÖK büyümesinin bu arada uzun vadede de sürdürülebilir olduğunu, olmasını beklediklerini ifade etmişler teknoloji sektöründeki büyümeden kaynaklı olarak. Bu arada bu bahsettiğim hedefler piyasanın diğer beklentileriyle uyumlu mu logo üzerinde, ondan da belki bahsetmek lazım. Çünkü mesela satışlar için Gedik Yatırım'ın logo üzerindeki tahmini 2020'de 508 milyon TL. Hemen bakalım. Piyasa küçük bir parantez açalım. Tabii. Gizem, Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında 3 ay vadeli dolar TL swap ihalesi açtı. 1 milyar dolarlık 3 ay vadeli dolar TL swap ihalesi. Devam edelim. Logo'nun Gedik ne kadar demişti Gizem 508. Satışları için? 508. Bu yıl. Hı-hı. 2020'de. 2021'de bunun 681 milyon TL'ye çıkmasını, 2022'de ise 955 milyon TL'ye çıkmasını bekliyorlar. Terminalde şimdiye kadar girilmiş olan beklentiler 2 yıllık. Yani 2020 ve 2021 beklentileri var. 2020'de Gedik Yatırım'ın 508 milyon TL beklediği gelir beklentisinin yanı sıra piyasanın ortalama beklentisi 480 milyon TL. 2021'de ise Gedik Yatırım 681 milyon TL bekliyor dedi. Piyasanın beklentisi ise 620 milyon TL. Yani piyasanın beklentisiyle 3 aşağı 5 yukarı uyumlu diyebilirim bu beklentiler. FAVÖK tarafındaki beklentilerine bakalım. Piyasanın beklentisi 2020 yılında FAVÖK anlamında 156 milyon TL.
158 milyon TL, Gedik Yatırım'ınki 156 milyon TL. 2021 yılında piyasa 193 milyon TL favör bekliyor. Gedik Yatırım logodan 201 milyon TL favör bekliyor. Dolayısıyla burası da piyasa beklentilerine uyumlu diyebiliriz. Çünkü zaten diyorlar ki güçlü bilançosu, sürdürülebilir ve büyüyen serbest nakit akışı logo yazılımı küresel piyasalardaki oynaklığa ve makro düzeydeki belirsizliğe karşın dayanıklı kılıyor. Ve bu yüzden de biz alt tavsiyesi veriyoruz. Yurt dışı şirket benzerleriyle çarpanlarıyla beraber değerlendirmişler. Şirketin şu anki fiyatı 90,5 TL. Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı ise 110,21 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar. Dolayısıyla logo yazılım için gayet olumlu bir rapor gördüğümüzü bu tarafta söyleyebiliriz Gedik Yatırım'dan. Peki hemen geçelim Yataş hissesi için ve Odaş Elektriğe dair raporlar vardı. İstersen başlayalım onlarla da. Yataş tarafında bu dün gelen Tacirler Yatırım'dan bir rapor ve güçlü büyüme potansiyeli henüz fiyatlanmadı şeklinde Yataş'ta bir öngörüde bulunmuşlar. İş modelini güçlü buluyorlar. Finansallığıyla tüketim sektöründe çekici bir büyüme hikayesine sahip olduğunu değerlendirmişler. Değer yaratma sürecinin, güçlü satış büyümesinin, iyileşen marjlar ve daha düşük finansman maliyetleri sonucunda gerçekleşeceğine inanıyoruz demişler. Güçlü büyüme beklentisi ve cari değerlemesi göz önüne alındığında bu beklentilerin tam olarak da Yataş'ta fiyatlanmadığını düşünüyoruz. O yüzden de araştırma kapsamına al tavsiyesiyle alıyoruz. 12,80 TL'de 12 aylık hedef fiyat koyuyoruz demişler. Şu an Yataş'ın fiyatını arkadaşlarımız ekrana getirdi. 8,90 TL. Ne var gerekçelerinde? Covid-19 salgını sonrasında normalleşmeye paralel olarak Yataş ürünlerine daha fazla talep olmasını bekliyoruz demişler. Ne olabilir işte tüketici güveninde iyileşme, uygun finansman koşulları, tüketicilerin daha fazla evde kalma yönelim eğiliminin artması yine Yataş'a yarar demişler. Divan Ev markası var bilindiği gibi Yataş'ın. Kısa vadede büyümeye önemli bir katkısı olacak demişler. Bilindiği gibi 3. çeyrekte 2019'da dekoratif ürünler, ev tekstili falan satıyordu. C segment tüketicileri hedefliyor Divan Ev markası Yataş'ın hatırlatmak gerekirse. Ve yönetim zaten önümüzdeki 3 yıl içinde hızlı bir mağaza açma programı uygulamayı hedefliyor. Aynı zamanda 2020 yılında 160 milyon TL net satış kaydetmesini, bu halde şirketin brüt yurt içi satışlarının %8'ini oluşturmasını, 2021 yılında da 342 milyon TL yurt içi satış kaydetmesini ve brüt satışlar içerisindeki payının %14'e çıkmasını bekliyoruz demiş Tacirler Yatırım. Faaliyet karlı tarafındaki beklentileri de kuvvetli. Çünkü ikinci çeyrekte satışlar için negatif performans oldu, evet. Ama üçüncü çeyrekten itibaren bir normalleşme olacak ve ertelenmiş talep satışlara yansıyacak demişler. Ve Divan Ev mağazalarıyla birlikte satış büyümesinde de hızlanma öngörüyoruz demişler. 2020 yılında %20, 2021 yılında da %25'lik bir satış büyümesi kaydetmesini bekliyorlar. Bununla birlikte serbest nakit akışını kuvvetli olarak değerlendirmişler. Güçlü bir faaliyet karlılığı var. Ve şirketin net işletme sermayesi iyi yönetiliyor. O yüzden de bu da serbest nakit akışı yaratımında şirketin kuvvetli kalmasını sağlayacak demişler. Ve değerlemesinde cazip bulduklarını söylemişler. Dediğim gibi 12,80 TL'lik bir hedef fiyat belirlemişler. Dolayısıyla Yataş üzerinde de alt tavsiyesiyle verilmiş. Ve yani dün dediğim gibi bu rapor çıkmıştı. %50 civarında bir getiri potansiyeli sunuyor. Verdikleri bu 12,80 TL'lik hedef fiyat. Şimdi Deniz Yatırım model portföyü var ama onu istersen pazartesi gününe bırakalım. Tabii, Gizem. Odaş Elektrik demiştin galiba. İstersen onu oradaki garanti yatırımın hazır bugün şirket haberi de gelmişken neye öne çıkarmışlar? Çanakkale Termik Santrali ile artan karlılık demişler. 12 aylık hedef fiyatı 3,94 TL ve %40 üzerinde bir artış potansiyeli sunuyor 13 Temmuz tarihli yazdıkları rapora göre. Yılbaşından bu yana aslında iyi performansı vardı ama şirketin özellikle 2 senedir temel olarak kur farkı giderlerinden kaynaklı olarak da yüksek net finansal gider nedeniyle zarar açıkladığını hatırlatmışlar. 2020 yılında şirketin yeniden net kar açıklayabileceğini tahmin ediyoruz demişler. Çanakkale Termik Santrali ile faaliyet karlılığının artmasını ve daha sağlıklı bir bilanço yapısı ortaya koyacağını öngördüklerini söylemişler. Ve Odaş Elektriğin bu arada %92'sine sahip olduğu Çan Kömür ve İnşaat AŞ'nin kömür sahasında ki detaylardan aslında çok fazla bahsetmişler. Buradaki aslında değerlemelerine baktığımızda buradaki santrale olası bir halka arzdan bahsediyorlar. Halka arzıyla ilgili yeni gelişmeler ve haber akışları Odaş Elektrik için önemli bir katalist olabilir demişler. Burada çok fazla teknik detay var. Burayı da pazartesi itibariyle değerlendiririz. Neyi risk olarak değerlendiriyorlar? Kısaca onu da söyleyeyim. Çünkü süremiz kalmadı. Birinci çeyrek sonu itibariyle döviz açık pozisyonu vardı. TL'nin özellikle euro karşısında değer kaybetmesi kur farkı giderlerinin nedeniyle net kârı olumsuz etkilemektedir.
elektrik ekonomideki genel daralma elektriğe olan talebi ve elektrik fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. ODTAŞ için bunlar risk demişler. Ama dediğim gibi bu rapor biraz detaylı, pazartesiye bırakırız gerisinde. Peki Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. Bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksini takip edeceğiz. Ve bugün bir de AB'nin biliyorsunuz Brüksel'deki toplantısı var. Kurtarma fonu onaylanacak mı? Gündemdeki önemli gelişmelerde bunlar diyelim ve programı kapatalım.